100 bin lira bir para toplamayı düşünüyoruz ve bu parayı Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı'na bağış yapmayı düşünüyoruz. Acizane yapabildiğimiz bunlar. İnşallah bundan sonra daha bir şeyler de yapabiliriz. Keşke hiçbir olaylar olmasa, keşke şehit vermesek. Ama maalesef şehitlerimiz oluyor. Allah rahmet eylesin hepsine. Konuşmam böyle başlıyorum. Daha sonra da bizim işte kulübüyle ilgili sizlere soru soracak olur. Size sorarsanız biz de ben, hocalarım, futbolcularımız, menajerimiz, medya sorumumuz cevap verebilirse size versin. Sizin sorularınız varsa biz alalım. Şimdi şöyle söyleyeyim. Zemin zaten FIFA kurallarına uygun bir zemin. Hani şunu bahane ediyorlardı. Keçiören Gücü içeride maç kaybetmiyor diye. 38 maçlık bir ikinci ligde bir bu hocamızla beraber yani bu iki teknik heyetle beraber bu başarıyı sağladık. Yoksa ben burada 13 yıllık kulüp başkanıyım. Ben burada dedikleri bu zemin bize avantaj olsaydı biz her sene bir lig çıkıp şu anda Süper Lig'de oynuyor olmamız gerekiyordu. Mesela Serkan Hoca'dan önce biz burada içeride kaybediyorduk, dışarıda maç kazanıyorduk. Sonra Serkan Hoca'mız 1,5 sene önce geldi, 2 sene önce geldiği zaman Mustafa Hoca vardı burada. İşte ligin bitmesi 12 hafta falan vardı. Serkan Hoca geldi ki hocamız kötü gidiyordu. Serkan Hoca hiç burada yenilmeyerek ve dışarıdaki maç hiç yenilmedi. İçeride dışarıda hiç yenilmedi. Ya takım olarak yenilmedik. Playoff oynadık. Playoff'larda yarı finalde elendik. Afyon'a elendik. Sonra bir dahaki sene Serkan Hoca'mız zaten bizim daha önce menajerimizdi. Yani 8 yıldır bize beraber futbolun içinden gelmiş, futbol oynamış, ligleri doğramış şu hocamız. Daha sonraki sene Serkan Hoca ile başlamaya karar verdik ve devam ediyoruz onunla da. Onun bu başarısı tabii Keçiören Gücü işte yeni bir çıkmış takım niye böyle oluyor diye bazı kulüpler bunu eleştirdi. Yoksa bizim stadımız FIFA kurallarına uygun bir stad. Hatırlıyorsanız Türkiye son maçın şeyde yaptı, Andorra öyle yaptı, Andorra setedik sahada yaptı. Düşünebiliyor musunuz? O maçımız bizim kupaya katılma maçımız olsaydı ne olacaktı? Dünya buna izin veriyor. Dünyada maçlar çoğu ülkelerde oynanıyor. Bunun da bir sıkıntısı olacağını düşünmüyorum. Zaten bizim bir de şeyimiz yok. Yani alternatifimiz yok. Çünkü biz antrenmanları da burada yapıyoruz. Bizim iki tane sahamız var burada. Bir ufak bir büyük sahamız var. Altyapımız da burada. Tabii gönül ister ki tesisin büyük olsun, 3-4 tane sahan olsun. Maç yapacak alanların, antrenman yapacak yerlerin olsun ki bizim burası da çim olsun. Ha bizim bu sentetik sahamızda zaten granülümüz falan organik granül yani doğal granül içerisinde var. Biz seneye de yani sene değil uzun yıllar yani bu burada olduğu müddetçe bu sahada oynamak zorundayız. Bir de imkanlar da bunu bize getirmiyor. Yani antrenman yapacak alanımız olmadığı için mecburen burada oynayacağız. Tabii ki hedefimiz bu sene hocamız da röportajından bunu söyledi. Daha bir şeyler bitmiş değil. Playoff şeyimiz var, imkanımız var. İnşallah playoff olursa, playoff oynarsak çok mutlu oluruz. Biz kendi imkanlarımızla çok dizgin bir forvet alabildik. Çünkü rakamlar gerçekten büyük rakamlar oluyor. Biz bu rakamları karşılayamıyoruz. Ayağımızı yorganımıza göre uzatıyoruz. Ama seneye inşallah iyi futbolcu ama ucuz futbolcu bulup seneye daha başarılı bir şekilde yolumuza devam etmeyi düşünüyoruz. Sponsorluk şöyle göğüs reklamı bir görüşmemiz var şu anda. Hatta bu kalan 9 hafta içinde verelim dedi. Dedi ki biz seneye bunu yapalım dedik. Seneye inşallah bir göğüs reklamı alacağız. Zaten yönetimimizde arkadaşlar da bize yardımcı oluyor. Kulübe bağışlar oluyor. Federasyon gelirleri. Kendi imkanlarımızla kulübü döndürmeye çalışıyoruz. Ve bugüne kadar da başarılıyız. Allah'a şükürler olsun. Hani 12-13 yıl oldu. Hiçbir futbolcuya, hiçbir kuruma, devlet hiçbir kurumuna borcumuz yok. Gelire göre gider ayarladığımız için bu işler bir türlü dönüyor yani. Valla futbolda zaten genelde her zaman bu ikinci ligde, üçüncü ligde, birinci ligde ve süper ligde dahil olmak üzere ikinci yıl hep zor olmuştur. Yani çünkü düşen takımlar farklı maç transferler yapıyorlar. Yukarı oynayan takımlar farklı transfer yapıyorlar. Ve hep Türkiye'de futbol her zaman ikinci yarı biraz daha zor olmuştur. Biz de bu zorluğu yaşıyoruz. Ama tabii ki oynadığımız maç futbol olarak da kötü oynamadan mesela bir Eskişehir maçı var. 90 dakika çok iyi top oynadı çocuklar. Ama bir penaltıda kaçırdık. Bir pozisyon 1-0 yenildik. Ki 2-3-0 alabileceğimiz maç. Hakeza yani Ankara'da olduğu için söyleyeyim. Osmanlı Spor maçı çok rahat alabileceğimiz maç. O maçta 0-0 bitti. Adana bir maçı burada ilk yarısı bizim lehimize çok güzel. Yani kendi başkanlar bile Murat Sancak bile buradaydı ve gerçekten çok iyi takımımız olduğunu söyle. Çok iyi oynadık ama iki kere kale gider, iki tane, üç tane gol attılar bize. 3-1 o maç gitti.
Yani Balıkesir maçını bilmiyorum hafta sonu takip ettiniz mi? 63 dakika kaleye gelmediler. Bir kontrataktan bir gol yedik. Sonra da olmuyor. Çünkü biz yakaladıklarımızı atamayınca takım olarak da biraz düşüyorsun. Onlar bir tane attığı zaman da onu çıkartmakta biraz zor oluyor. Yani yoksa biz ikinci yarıda aslında iyi başladık ama yani bazen futbol böyle bir şey. Yakaladıktan atman lazım. Atamayınca da sıkıntı oluyor. Küçülme değil. Şöyle şunu düşünüyoruz. Yani biz mesela bugün forvet aldık. Forveti daha çok araştırıp uygun fiyata daha iyi bir forvet almak. İşte bir kenar mı alacağız? Orta saha mı alacağız? Yani bu rakamları işte atıyorum. Biz burada işte ortalama 500-600 bin paralar oluyor burada. Yani diğer takımlara göre bizim rakamlarımız biraz daha düşük. İşte 500 bin lira daha iyisi nasıl buluruz? Daha çok dolaşacağız, daha çok araştıracağız. Onu bulmak zorundayız. Çünkü ekonomik imkanlar bizi bunu yapmak zorundayız biz. Yani diğer kulüpler gibi çok büyük destekleri, çok maddi olarak çok büyük geliri olan bir kulüp değiliz. Biz diyorum ya kendi imkanlarımızla bu kulübü çeviriyoruz. Federasyonun gelirleri, iddia gelirleri, yöneticilerimizin bize, yönetim kurulu üyelerimiz, arkadaşlarımız verdiği paralarla bu kulübü çeviriyoruz biz. Bizim amacımız tabii Ankara'ya bir şeyler katmak, Keçiören'e bir şeyler katmak. Sadece biz burada futbolda uğraşmıyoruz. Aşağıda bizim ücretsiz olarak kickbox, tekvando, karate, bu tür şeyleri ücretsiz veriyoruz burada. Amacımız değil burada gençlerimizi değişik yani kötü alışkanlıklardan kurtarıp spora yönlendirmek. Bu da bir hani bir kulüp olarak bizim görevimiz olduğunu düşünüyorum. Biz onlar da o hizmetleri de burada yapıyoruz. Ücretsiz veriyoruz bu şeyleri de. Yani tek yaklaşık 1000-1500'e yakın amatör şeylerimiz var. Lisanslı amatör sporcularımız var. Bunlar için de hani biz burada belediyelere gidip de belediyenin bir imkan falan istediğimiz yok, para istediğimiz yok. Belediyeleri bize yaparsalar, tesis yaparsalar, stat yaparsalar yani antrenman yapacağımız yer yaparsalar teşekkür ederiz. Yapmasalar da canları sağ olsun. Hiçbir kulübün, hiçbir belediyenin halkın parasını alıp da yani futbol kulüplerine vermesinin ben taraftarı değilim zaten. Yani kulüplere, belediyeler, devlet tesis olarak yardım yaparsa en güzeli bu. Taraftarlarımıza şey veriyor, otobüs verdi son iki hafta bir otobüs veriyor taraftarlarımıza. Biz de görüşmek istedi kendisiyle, başkanımızla. Randevu vereceğini söyledi. İnşallah görüşürsek de böyle bir talepte bulunacağız. Yani verseler de canları sağ olsun, vermeseler de canları sağ olsun. Yani sonuçta onların amaçları halka hizmet etmek. O hizmetlerini güzel yapsınlar. Biz de acizane burada kendi imkanlarımızla ne yapabilirsek biz de bu işimizi yapalım. Herkesin iyi yapar, işini iyi yaparsa Türkiye daha iyi yerlere gelir. Değişeceğiz mi? İşte ondan ondan dolayı biz de işte bu eksikliğimizi gidermek için inşallah bu kahvaltılar yemekte devamı gelir, başka programla devamı gelir. İnşallah bundan sonra devamı gelecek bunların. Daha çok duyulacak. Daha da çok duyulması lazım. Mesela bizim ikincilikteyken pasolik olayı yoktu. Yaklaşık bizim 2500 kişi falan geliyordu maçlarımıza. Hemen stat dolmak üzereydi. Şu anda pasolikten dolayı ki bu pasolikten kaynaklanıyor. İnsanlar üşeniyor gidip pasolik üye olmaya. 6500 mi Erkan pasolik şeyimiz şu anda? Şu anda 4200 pasolik bizde Keçiören'ün pasoligi alan. Maçlarımızda şu anda ortalama 1000-1500 kişi geliyor. İnşallah bu rakamın hani 2000-3000-4000 olursa daha çok duyulur. Herkes de bu işe daha çok dikkat edeceğine inanıyorum. Tabi bu biraz da taraftarla ilgili bir şey. Taraftarlar da gelirse işte burada sizlerin de basın mensuplarının çok büyük görev düşüyor. İnşallah size bizler yardımcı olursanız Keçiören Gücü ismini herkes daha çok duyar. Öncelikle ülkemizin bulunduğu durum yaşadığımız o elim olaydan dolayı bütün şehitlere Allah'tan gani gani rahmet diliyorum. Gazilere Allah'tan acil şifalar diliyorum. Yakınlarına da gerçekten kolay değil. Evet vefat edenler var. Yakınları ateş düştüğü yeri yakar. Yakınlarına da sabrı cemil diliyorum. Çabuk unutuyoruz tabii bazı durumları. İşimizi iyi yapma adına, emek verme adına, karşımızda emek veren sizler gibi insanlar veya ekranları başında olan insanlara onlar bir şeyler bekliyor. Bunları verme adına biz bu acıyı unutamıyoruz ama bir nebze erteleyerek yani antrenman saati veya antrenman dışında çalışmalarımız dışı yaptığımız çalışmalar dışında sadece erteleyebiliyoruz. Böyle bir organizasyonda bulunan kulüp başkanımız Sayın Sedat Başkan'a, başkanıma çok teşekkür ediyorum. Böyle bir davete siz icabet ettiğiniz için, zahmet edip de geldiğiniz için
Sizlere çok teşekkür ediyorum. Burada bulunduğunuz için teşekkür ediyorum. Bunları kalben söylüyorum. Önce Ali abinin söylediği sözlere katılıyorum. Evet, yani bu ilk buluşma ama son buluşma olacağına inanmıyorum. Bir adım atıldı. Hoş olduğuna inanıyorum. Sizler adına da güzel olduğuna, bizim adımıza da güzel olduğuna, Ankara şehrinin, Ankara şehri için de güzel olacağına inanıyorum. Bu anlamda biz bu organizasyonun tabii ki biraz önce söylendiği gibi artarak devam edeceğini de biliyoruz, inanıyoruz. İşin teknik boyutuna gelince biz şöyle biraz ortasından söyleyeyim, hem unutmama adına. Biraz önce söylenen sezon başında başlanan çok güzel bir noktaya gelindi. Devre arası 28 puanla 3. bitirildi. İkinci yarıyı aslında oyun anlamında çok geride kalmadık. İyi şeyler yapmaya devam ediyoruz. Hem kulübümüz adına hem bizler adına ve Ankara şehrinin bir takımı olduğu için ve Türk futbolu daha da büyütürsek şu sevindirici bizim açımızdan. İnanın içeride veya dışarıda oynadığımız bütün maçlarda artık önlem alınan bir takım haline geldik. Bunu tabii yaparken bunu bize sağlayan gerçekten başkana çok teşekkür ediyorum. Bu işler kolay değil. Herkesin de bildiği gibi, sizin de bildiği gibi biraz önce söylediğiniz kelime çok önemli. Sadece her şey maddi manevi, maddiyat değil, fiziksel değil. Huzur dediniz. Yani böyle bir huzur ortamı gerçekten ben 13 sene profesyonel futbol oynadım. Yani TFF Ligi'nden Süper Ligi, 2. Lig, 3. Lig bütün profesyonel liglerde yer aldım. Böyle ortamı nadir buluyorsunuz. Yani oyuncunun rahat ettiği, tesis anlamında çok güzel bir tesisimiz var. Bölümlerin dışında kimse bizi ezemedi. Burada Adana Demir'i, Hatay, yani yukarıdaki Akhisar'ı, dışarıda Erzurum'la daha yeni, yakın geçmişte oynadık biliyorsunuz 3-4 hafta önce. Hiç kimse bizi, bileğimizi o anlamda bükemedi. Ama bazı talihsizlikler yaşıyorsunuz futbolun içinde. O fileyle o topu buluşturmak gerekiyor. Kaldı ki bizim oyun yapımız açısından siz de yakından takip ediyorsunuz. Biz hep oyunu domine eden takım olmak istiyoruz. Yani ön tarafta daha çok zaman geçiren takım biziz. Karşı kalede daha çok zaman geçiren takım biziz. Zaten verilere baktığınız zaman Keçiören Gücü Spor Kulübü ilk üçün içinde bu konuda. Ve bu dünyanın en zor işlerinden biridir arkadaşlar. Yani rakibin üçüncü bölgesinde fazla topla oynayıp oralarda kalmak zordur. Çünkü 10 tane adamla savunma yapan yerde düşünün ki orada kalabilirsiniz yani. O kolay değildir. Bizim oyuncularımız bunu başaran oyuncular. Biraz önce söylenen o noktada şimdi benim sadece üzüntüm şu. 4 puan gerideyiz. Yani 6. ile aramızda 4 puan var. Ve inanın kaybedilmiş hiçbir şey yok. Mayıs'ın ikisinde normal sezon bitiyor. Daha dün konuşmamda, burada takım kaptanlarım burada. Daha dünkü toplantımızda da bunu söyledim. Ne zaman ki son düdük çalar, ne zaman ki normal sezon bittiğinde matematiksel olarak bizim şansımız kalmadığı gün bitecektir. Ve biz bunu söylerken sadece dün söylemedik. Bu yapının temellerini 2 sene önce atmaya başladık biz. Kulüp başkanımız, bizler, yöneticilerimiz ve bunların içindeki oyuncuların çok büyük katkısı var. Gerçekten aktörler onlar yani. Biz sadece onları yönlendirebilir, yardımcı olabiliriz. Bu atılan temellerde onlara söylediğimiz bir şey var. Biraz sonra belki onlar da söz alacak, soru soracaksınız. İçeriklerde belki onlar da olacaktır. Bir şeye bu kulüp tahammül edemiyor. Hem kulüp başkanı, hem biz, hem teknik heyet. Tahammül edilemeyen nokta şu. Sahanın içinde arkadaşımın kötü oynamasına, kötü duruma düşmesini ben tahammül edemiyorum. Birincisi benden başlayarak oyuncumun sahada netice gelmeyebilir. Olabilir ki kaldı ki ikinci yarı görüyorsunuz. Biraz dalgalanmalı bir süreç yaşıyoruz. Ama netice gelmeyebilir ama arkadaşımın kötü durumda olmasını ben tahammül edemem. Bu kulübün yapısına, prensiplerine hiç uymuyor. Frene basalım. Tamam hadi zaten biz çıkamayız. Bize hani vardır ya bazı tabirler. Yani önümüzde camialar var falan. Hayır. Hiçbir şey eksik olmayan bir kulüp. Oyun anlamında da herkesi derdest eden, yanlış anlamayın bunu kullanırken de, herkesi derdest eden oyun anlamında bir futbol takımı var aşağıda. O zaman ben sadece 4 puan gerideyim ve her zaman söylenen nedir? 3 puanlı sistemde 2 tane maça bakar. 2 tane maç aldığımızda hemen yer değiştiriyor ki bu liginde biraz böyle bir yapısı var. O anlamda biz son düdüğe kadar bu mücadeleyi vereceğiz. Ben şuna tekrar inanıyorum. Mayıs ayı geldiğinde normal sezondan sonra bu takım playoff finali oynayacak inşallah.
Bu takımı buraya getirenler sizlersiniz. Evet, bu gücün arkasında kulüp başkanı var. Bak bunu unutmayın. Yönetim kurulu var. Bu kulüp var. Yani sadece iş sahada bitmiyor zaten, biraz önce söyledim. Ekonomik anlamda eğer teknik heyetin ve oyuncuların kafası rahat olmazsa, inanın bu sağlıklı ortamda kimse çalışamaz. Yani ne olursa olsun bunun örnekleri var. Fakat biz Mayıs ayında, yani ikisinde normal sezon bittiğinde bu takım inşallah final oynayacak. Ha şöyle bir yapımız yok. E hocam sen o gün şöyle demiştin, hani sizin aracılığınızla bizi izleyecek olan, dinleyecek olan ya da okuyacak olan insanlar, taraftarlar, Ankara şehri. Ya işte sen o gün basın toplantısında hocam böyle diyordun. İşte Mayıs ayı bittikten sonra bu takım play-off finali oynayacak inşallah diyordun. Olmadı. Orada da şunu diyorum, yani peşin peşin kabul mü edelim yani? Olmayacak diye bırakalım mı? Bu noktada da onu belirtmek. Olmadığında da tekrar dün söylediğimi söyleyip sizlerle bitirmek istiyorum. Ondan sonrası. Sahada olmadığında hepinizin alnından öpüp evlerinize uğurlarım ben sizi diyen bir heyet, bir kulüp başkanı ve kulüp yapısı var burada. Siz de çok iyi biliyorsunuz bunu. Olmadı mı o zaman bakarız dedim. Çünkü herkesin sağlığı yerinde, Allah'a şükürler olsun. Tatil planı yapan tatiline gidecek. Çocuklarıyla bir yere gitmek isteyen bir yere gidecek. Arabasına binmek isteyen arabasına gidecek. Herkesin bunlar yani cebinde olan şeyler. Yani ama biz bu işi görelim. Göremezsek zaten onlar bir tarafta duruyor. Onlar için acele etmeyin yani. Şurada 56 günlük, 57 günlük bir süremiz var diye biz kendi iç dünyamızda bunu paylaşıyoruz. Bunun da ne olur sizler tarafından böyle aksettirilmesinin, bu inancımızı bütün Ankara'ya hatta duyurabilirsek, biraz önce söylediğiniz gibi Türkiye'deki bizim gruptaki bütün takımların da bilmesini, duyurmasını istiyoruz inşallah. Duyurun yani bunu. Bizim bu inancımız var. Olmadığında zaten çekiliriz kenara, eksiklerimizi tartışırız hep beraber. Şöyle, şimdi Bolu takımı geçen hafta hoca değişimi yaptı. Şimdi onların konumu çok daha sıkıntılı bir konumdalar. 15 ya da 16 maçtır kazanamayan bir Bolu Spor gelecek. Bir şehir takımı, Süper Lig'de biliyorsunuz zamanında tabii o zaman lig diye geçiyordu. Lig'de bulunan bir camia. Onlar da camia. Onlar bulundukları bu durumdan kesinlikle çok çabuk bir şekilde çıkma durumundalar. Yoksa küme düşeceklerinin farkındalar. Bu maça çok farklı hazırlanacaklar yani. Çok ehemmiyet verecekler. Her maç tamam ama artık makas daraldığı için bizim maça çok farklı bir şekilde konsantreyle gelecekler. Biz bunun altından kalkabilmemiz için o etkiye %100 tepki vermemiz gerekiyor. Yani aşağı sırada 16 maçtır kaybeden bir takımla oynayacağız hüviyetiyle maça hazırlanırsak, Allah korusun, zaten sükutu hayal olur. Hani burada beni umutlandıran ne? Cidden bu anlamda olgun kişiliklere ulaşmış olgun sporcular var elimizde. Yani bunun ne o anlama geldiğini, 16 maçtır kazanamayan bir takımın hani kediyi kızdırırsın kızdırırsın da köşede en son seni affedersin tırmalar hesabı yani. Burada da Bolu Spor'un konumu o. Yani biz eğer rakibe saygı duymayıp onu küçümsersek zaten maç kazanamıyor. Biz işte içeride onları mahvederiz, iyi oynarız, kazanırız da çıktığımız anda o köşeye sıkışan kedi %100 bizi tırmalayacaktır. O bilinçle çıkıp oynayabileceğim müsabaka, evet, kazandığımız anda ben işte o finalden bundan bahsediyorum. O anlamda çok önemli. Ama tabii ki dünyanın sonu değil. Soğukkanlılığımızı da korumamız gereken bir müsabaka. Kazandığımızda da geri kalan 9 maçlık serüvende seri yapacağımıza inanıyorum. Seri yakalayacak diye düşünüyorum. Yanımızda Keçiören Gücü'nden Semet Ekaydın var. Bu hafta Bandırma Spor'la berabere kaldınız. Düşünceleriniz nelerdir? Ya bu hafta çok maçtan önce bir şeye değinmek istiyorum. Son zamanlarda yaşadığımız şehit haberlerinden sonra ailelerine başsağlığı diliyorum. Devletimizin ve milletimizin başı sağ olsun. Futbola gelirsek bu hafta gerçekten zorlu bir maça çıkmıştık. Bizim için çok değerli bir 3 puan almamız lazımdı. Play-off potasından kopmak istemiyorduk. Aslında oyunsal olarak gerçekten çok iyi bir mücadele ettik takım olarak. Talihsiz goller yedik. Yani daha önceden golü bulabilseydik maç 2-3-0 alabileceğimize inanıyordum. Ama golü bulamadık. Ama yine de maçtan kopmadık. İki kere geri düştüğümüz bir maçta geri dönmek gerçekten zordur deplasmanda. Geri döndük. Bir puana döndük. Bu hafta işte Bolu Spor maçımız var. İçeride oynayacağız. Oradan 3 puan alarak play-off potasından kopmak istemiyoruz. İnşallah kazanıp devam etmek istiyoruz.
Yani takım olarak hala playoff iddianız devam ediyor diyebiliriz. Evet, devam ediyor. İşte bu sene ligde iki maç üst üste alan takımlar genelde ligde sıralama değişiyor. Gerçekten zor bir lig oluyor bu sene. O yüzden bir çıkış arıyoruz. Ya bu haftaki maç bizim için çok önemli. Gerçekten çıkış için iyi bir maç olacak. Kazanmak istiyoruz kendi evimizde. Ondan sonra Giresun'a gidiyoruz ve çarşamba ve pazar oynuyoruz maçları. Sık olacak bu hafta. 3 maç 5 5 oynuyoruz. Bir seri yakalamak istiyoruz. İnşallah başarırız diye düşünüyorum. Peki sezonu değerlendirecek olursa? Ya aslında ilk yarı gerçekten çok iyi bir başlangıç yaptık. Ya. Hedefimiz vardı. Hedefimiz aslında ilk ikiydi. Yani kimse inanmıyordu bizim böyle bir başarı sergileyeceğimizi. Ama biz takım olarak herkes, hocamız olsun, yönetim olsun, futbolcu arkadaşlarımız buna inandık. İyi de çalıştık. İlk yarı her şey istediğimiz gibi gitti. İkinci yarı aslında yine hiçbir şeyimiz yoktu, sorunumuz yoktu. İyi başlamıştık ama bazı talihsizler oldu. Gol sorunu yaşadık. Bir türlü sonuca gidemedik. Futbol olarak hiçbir eksiğimiz yoktu, sistemimiz olsun falan. Her şeyimiz çok iyiydi. Çalışmalar dediğim gibi gol yönünde sıkıntımız olduğu için o yönde biraz daha ağırlıklı oluyor. Ama tabii bizim bir oyun şablonumuz, bir sistemimiz var. Ondan kopmuyor kimse hocamızın doğrultusunda. Genel olarak taktiksel olarak devam ediyor. İnşallah bunu sezon sonuna kadar götürürsek iyi şeyler olacağına inanıyorum ben. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun.